Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Rabbimize Cenab-ı Hakk'a hamd olsun. Salat ve selam elçisi peygamberimiz Hazreti Muhammed'e olsun. Allah'ın rızası sahabelere, mağfireti, rahmeti, inayeti hepimize olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, Ebu Derda Hazretlerinin ilim yolcusu e, kullar için Cenab-ı Peygamber'den bize aktarmış olduğu önemli bir hadis üzerinde idik. Bir yarısını okuduk, bugün de ikinci yarısını inşallah paylaşacağız. Neydi hatırlayalım? İlim yoluna giren bir insana Allahu Teala cennet yollarından bir yolu açar, onu kolaylar. Melekler bu yolcunun yolları önüne kanatlarını indiriverirler. Ve bu yolcudan melekler memnun olur, razı olur. Memnuniyet, hoşnutluk duyarlar. Bir insana alim demek için Cenab-ı Hakk'ın ilim diye indirdiği bir cümleyi bilmiş olması yeterlidir. Bir cümlenin alimidir o. Ve o alim için bu hadiste söz konusu edilen bütün müjdeler geçerlidir. Ve innel alim, muhakkak ki alim, la yastagfiru lehu men vel Göklerde ve yerde kim varsa o alim için istiğfara dururlar. Ya Rabbi bunun hatalarını affeyle. Günahlarını bağışla. Eksiklerini tam eyle. Yanlışlarını yok eyle diyerek duaya dururlar. O kadar ki velhaytan fi cevfil ma suyun derinliklerindeki balıklar da dahil olmak üzere hepsi istiğfara dururlar. Kainat Cenab-ı Hakk'a teslim olan bir varlıktır. Ve lahu aslama men fi semawati vel Göklerde ve yerde olan her şey Cenab-ı Hakk'a teslim olmuştur. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın önünde eğilmişlerdir. Onun memurları gibidirler. Dolayısıyla ilim taliplisi olarak yola koyulan bir insan aslında evrendeki o büyük cemaate kendini dahil etmiş olur o büyük cemaatin tarafı olarak kılmış olur. Bu nedenle gökler haberdardır ilim taliplisine. Yerler ve denizde bizi görmeyen balıklar haberdardır ilim taliplisine. Yerin derinliklerindekiler, göğün ta en ulvi en yüksek yerlerinde olanlar hepsi bizden haberdardırlar. Böyle haberdar oldukları için de ilim taliplisine Cenab-ı Hakk'a ellerini açarak af dilenirler. Ya Rabbi şu kulunu affeyle derler. Hadisin devamında Efendimiz Aleyhisselam alimin abide üstünlüğü konusunu anlatır. Bir alimin bir abit olan çok ibadet eden kimseye ilim sahibi bir insanın üstünlüğü nedir? Dolunay haliyle bir ayın diğer yıldızlara üstünlüğü neyse odur. Hatta bir başka haberde hatırladığım peygamberin ümmetine olan üstünlüğü diğer insanlara üstünlüğü neyse alimin de abide olan üstünlüğü aynı mesabededir diye buyurur Efendimiz Aleyhisselam. Üstünlük elbette Cenab-ı Hak nezdinde üstün olmak, değerli olmak bizim bizim için önemli hedeflerden olmalıdır. Çünkü dünya gelip geçicidir. Bugün var, yarın yoktur. Yarından sonraki hayat için Allah nezdinde kıymetli olanlar itibar göreceklerdir. Nimet göreceklerdir. ikram göreceklerdir ulvi makamlar, Cenab-ı Hakk'ın tükenmeyen hazinelerini göreceklerdir. Madde ve mana alanında Cenab-ı Hakk'ın lütuflarını göreceklerdir. O nedenle Allah yanında kıymet görmek, önem görmek, Allah yanında Cenab-ı Hakk'ın övdüğü, değer verdiği insanlardan olmak için ne gerekiyor konusu bizim önemseyeceğimiz bir konudur. Burada öğrendiğimiz o ki ilim gerekiyor. Allah ilmi, İlim sahibi insanı değerli görür. Değerli gördüğü için de kainatı hizmete koşturur. İlmin ibadete olan üstünlüğü, alimin abide olan üstünlüğü, bir ayın diğer yıldızları olan üstünlüğü gibidir diye buyurur. Devamen, peygamberler miras bırakırlar. Peygamberlerin bıraktığı mirası kim devralır? Alimler devralır. El-uleme varasetul enbiyei. Alimler, peygamberlerin mirasçılarıdırlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir miras. Deseler ki peygamber efendimizden bir hırka kaldı. Üzerine üşürüz. O bizim olsun diye bütün gücümüzle çırpınırız. Hatta buralardan ta kalkar top kapılara Efendimizin yadigarı olan bir takım eşyalarını izlemeye, onun yanına vardığımızda dua etmeye gayret ederiz. Bırakın şimdi bir hırkayı, bir asayı, ya da başka bir eşyasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün peygamberlerin bize bıraktığı en kıymetli miras işte onu öğreniyoruz o miras nedir o miras ilimdir resul Ekrem aleyhisselam vefatı öncesinde mirasını iki madde ile özetledi size iki şeyi bırakıyorum sarıldığınız zaman asla sapmayacaksınız bunlar Allah'ın indirdiği kitap Kur'an ve benim onu açıklamak üzere size yaptığım izahatlar ve uygulamalar sünnet. İşte bu iki şeyi size bırakıyorum demiştir. Şimdi bu iki şey önümüzdedir. Bir tarafta mushaf, onun maalleri ve onun geniş açıklamaları, tefsir kaynaklarımız, diğer tarafta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haberlerini toplayan hadis kitapları, İmam Buhari, Müslim, İbn-i Mace, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai ve diğerleri olmak üzere binlerce, on binlerce hadisiyle bu Peygamber Efendimiz'in bize bıraktığı en kıymetli mirastır. Buradan ta uzaklara gidip taşınmaktansa hemen elinizi uzattığınız zaman tutabileceğiniz yakınlıkta olan bir hadis kitabına, bir Kur'an maline uzanıp da önümüze açtığımızda Efendimiz'in mirası önümüzde olmuş olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözlerinin sonunu şöyle bağlar. Peygamberler ne bir dinar, ne de bir dirhem, ne bir altın, ne de bir gümüş bırakmadılar. Peygamberler ne bıraktılar? Onlar ilim bıraktılar. Ve bizim asıl mirasımız da odur. Bakın son bir haberle hadisimi bitirmiş olayım. Bir keresinde Hz. Ebu Hureyra radıyallahu anh çarşı pazarı dolaşırken esnafa şöyle seslenir. Peygamber Efendimizin mirası mescide taksim edilirken ne duruyorsunuz burada der. Çarşının esnafı mescide doğru yönlenirler. Nihayet mescide gittikleri zaman bir tarafta namaz kılan insanlar görürler. Diğer tarafta Kur'an okuyan insanlar görürler. Diğer tarafta zikreden kimseler görürler. Dağıtılan bir mal mülk yoktur. Öylece dönü verirler. Ebu Hureyre'yi yolda karşıladıkları zaman Ebu Hureyre sen bize miras dağıtılıyor dedin gittik de mescitte dağıtılan bir şey görmedik deyince Ebu Hureyre ne yapmasını beklerdiniz Peygamber Efendimizin mirası için Allah Resulü aleyhisselam size mal mülk mü bırakacaktı Allah Resulünün bıraktığı miras ilimdir yani bir tarafta gördüğünüz namazdır diğer tarafta tahsil edilen Kur'andır Kur'an manalarıdır diğer tarafta yapılan zikir ve tefekkürdür والحمد لله رب العالمين